Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bir kez daha hafta sonu analizleri kapsamında sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, analizime devam etmeden önce bir iki dakikanızı almak suretiyle bir hususa vurgu yapmak istiyorum. Sizlere bu hafta sonu birkaç analiz aktardım. İşte genel olarak piyasa koşulları, seçim sonrasındaki yaşanmakta olan süreç, Sayın Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta içerisinde açıklamış olduğu yeni ekonomik paketin yankıları ve Merkez Bankası ve Viyop kontratları konusunda oluşan zararlar ve Merkez Bankası'nın pozisyonları ile ilgili olarak gerek borsa cephesinden, gerek Viyop cephesinden, gerekse genel anlamda piyasalara ilişkin ve piyasaların gündemini oluşturan konularla ilgili olarak bir sohbet babında aktarmış olduğum 3 ayrı analizim bulunmakta. Bu analizlere başlarken de maalesef rahatsızlığımı dile getirdim. Ama o kadar pişman oldum ki bu rahatsızlığımla ilgili olarak birkaç bir şey söylemekten dolayı. Arkadaşlar, ben ajitasyon yapmak adına şöyle yorgunum, şöyle hastayım ve bu şartlar altında sizlere analiz aktarıyorum deyip de sizlerin gözünüzde yücelmek ve geçmiş olsun taleplerinizi, dileklerinizi gündeme getirmek adına böyle bir şey söylemedim. Çok bozuk bir sesle, çok yorgun bir ses tonuyla sizlere analiz aktarırken, o anda vermiş olduğum nahoş bir ses tonu, o anda vermiş olduğum nahoş bir enerji, bununla ilgili olarak sizlere karşı duyduğum mahcubiyetin sebebini izah etmek bakımından rahatsızlığımı dile getirdim. Ama maalesef ki, yani maalesef ki diyorum ama, o kadar mı nefret ediyorsunuz benden be kardeşim ya? Yani bela okuyanından tutun da, affedersiniz, geber diyene kadar devamını getirmek istemiyorum. Haddini aşan o kadar çok insan var ki. Yani ne desem, ne söylesem bilmiyorum. Arkadaşlar, beni sevmiyorsanız, benim anlattıklarım sizleri hiçbir şekilde alakadar etmiyorsa, yahu sevmediğiniz insanın kapısının önünden bile geçmemeniz lazım. Ne diye hala ben ne yazıyorum, ne çiziyorum ve buna bağlı olarak eleştirmek için, kasıtlı olarak eleştirmek için buralarda bulunuyorsunuz? Yani beni takip etmiyorsan arkadaşım, nereden biliyorsun benim hangi anda bir analiz koyduğumu da daha ikinci, üçüncü, beşinci saniyede 3-5 tane beğenmeme tuşuna basıyorsun. Bassan ne olur, basmasan ne olur. Beğensen ne olur, beğenmesen ne olur. Ben bildiğimi okumaya devam edeceğim. Benim bir çizgim var, benim bir tarzım var. Ben sizleri hem eğitmek, hem bilgilendirmek, hem ufkunuzu açmak, hem de gördüğüm gerçekleri bir şekilde sizlerle paylaşmak adına bir misyon edindim. Bunu da bir hobi amacıyla yapıyorum. Günde bir tane yorumu ancak ve ancak aktarabiliyorum. Ancak hafta sonu olduğu zaman bir iki tane yorumu hep birlikte sizlere aktarabilmek için fırsat kollamaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar, başınızı çok fazla ağrıtmayayım ama hakikaten çok üzücü şeylerle karşı karşıya kalıyorum. Bu kadar mı insanlığımızdan, bu kadar mı sağduyumuzdan vazgeçtik, bu kadar mı neyse. Arkadaşlar, konumuz dolar-TL olacak bu analizimizde. Ben bu analizde sizlere dolar-TL ile ilgili olarak önümüzdeki hafta, önümüzdeki süreç içerisinde hangi kriterlere dikkat etmemiz gerektiğini, gerçi bu hususta bir sohbet videosu niteliğinde hafta sonu dün sanıyorum aktarmış olduğum analizimde önemli vurgularda bulunmuştum ama bu analizde biraz daha teknik içerikli detaylara gireceğim. Hangi seviyelere dikkat etmek gerektiğini ve birazcık da olayın psikolojisi üzerinde durmaya çalışacağım. Çünkü sevgili arkadaşlar, ben sizlerin para kazanmanızdan çok mutlu olurum. Nereden kazanıyorsanız kazanın, önemli değil. Ama kayıp ettiğiniz zaman daha fazla üzüntü duyuyorum. Kazanmanızdan 3 birim mutlu oluyorsam, kaybetmenizden 13 birim, 15 birim mutsuz olurum. Hep korkum ne biliyor musunuz? Şu anda dolar TL'deki yaşanmakta olan hareketliliklerde ve özellikle çeşitli basın organlarında, YouTube'da, Twitter'da vesaire sanal medyada artık şöyle bir noktaya geldik. Yok mu artıran deme noktasına geldik. 10 deniyor, 12 deniyor, 15 deniyor. Hatta ben bile geçen analizimde dedim ki hadi ben de 20 diyeyim. Değerli dostlar, yani bozuk saat bile iki defa doğruyu gösteriyor. Şurası olacak, burası olacak. Bunu kimsenin bilmesi mümkün değil.
10 diyen için veya 15 diyen için neden kardeşim 15 dedin, niye 13 demedin diye sorduğunuzda ne yanıt verecek acaba, bunu çok merak ediyorum. Niçin 10 diyorsun veya niçin 15 diyorsun? Bunun bir sebebi, bir gerekçesi var mı? Atalım arkadaşlar, yani mikrofonu kime uzatırsanız, kimin fikrini alırsanız herkes bir şey söyler duruma geldi. Bugün 10, 12, 15 rakamlarını duyuyoruz. Yarın bakacağız ki 20'ler, 25'ler, 30'lar havada uçuşmaya başlayacak. Peki iyi güzel de, her şeyi anlıyorum da, bunun sebeplerini ve gerekçelerini, evet piyasa kötü, ülke ekonomisi çok kötü, her şey çok kötü durumda. Ama bir rakam verdiğiniz zaman bunun da altını doldurmanız lazım. Ne için o rakamı zikrettiğinizi, hangi gerekçeye dayanarak o seviyeyi ifade ettiğinizi söylemeniz gerekiyor. Seçimler öncesinde denildi ki, efendim seçimlere kadar dolar 7,5-8 olacak. Olmadı be kardeşim, görüyorsunuz işte. Peki kim çıkıp da bu yorumu yapan insana, ben sana güvendim, 1,5 ay, 2 ay hiç kullanmayacağım veya seçim dönemine kadar hiç kullanmayacağım bir parayı ama seçimden sonra kullanmam gereken bir rakamdı, seçimlere kadar senin sözüne itimat ederek 7 olacak, 8 olacak diye dolar aldım ama dolar olmadı o seviyeye, gelmedi bu seviyeye. Hadi ne yapacağım ben şimdi diye sorduğunuzda ne yanıt verecek? Vereceği yanıtı söyleyeyim. Yahu ben böyle tahmin etmiştim ama olmadı, ne yapalım, canımız sağ olsun. Yok arkadaş, canımız sağ olsun diye bir kavram yok yani. İnsanlar bir şekilde kulaklarına hoş gelen tahminlerden memnuniyet duymakta. Atılan başlıklar veyahut da ileri sürülen iddialar ne kadar yüksekse o kadar prim yapar duruma geldi. Böyle bir tablo olduğu zaman da hayal kırıklıkları da ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Siz eğer seçime kadar veya şu tarihe kadar 8 olacak veya 10 olacak gibi her neyse X bir rakamı hedefleyerek ve kendinizi de şartlandırarak bir alım yaptıysanız, siz bir kere o seviyeye doğru bir yaklaşım olmadıkça mutsuz olacağınız gibi gerilemeler olduğu zaman da ciddi şekilde panikler yaşarsınız. Arkadaşlar işte benim size anlatmak istediğim olay bu. Ağustos 2018 döneminde yaşanan hatalara, yanlışlara ve hatta kabuslara geri dönmek istemiyorsanız, tarihin tekerrürden ibaret olmasını sağlamak ve buna sebep olmak istemiyorsanız, yaşanmakta olan, yaşanabilecek olan yukarı ataklarda da mutlaka aklınızı ve mantığınızı kullanınız. İçinde bulunduğumuz konjonktürü ve içinde bulunduğumuz sebepleri ve buna bağlı olarak da iyi veya kötü destek ve direnç noktalarını bilerek hareket ediniz. Teknik kriterleri bir şekilde yok saymadan hareket ediniz. Yarın eğer dolarda bir altı atağı olur ise, hatta yarın da geçti, cuma günü itibariyle 5.82-5.83'lere ulaşan dolar atağında birçok kişinin evet şimdi başladı, start verildi, 6'ya gidiyoruz, 7'ye gidiyoruz, 8'e de gideceğiz yakın zamanda gibi bir beklentiyle düne kadar 5.15, 5.20'lerden alım yapmaya eli titrerken belki de cuma günü 5.75, 5.80'lerden çok rahat bir şekilde, kendinden emin bir şekilde alım tuşuna bastı veya gidip parasını dolara çevirdi. Arkadaşlar evet, dolar belki 3 gün sonra 6'yı da görecektir. Ben bu konu üzerinde durmuyorum ama 6'ları 6.5'ları görmüş olsa bile, bakın görmüş olsa bile, bir anda bir geri çekilme olup da tekrardan 6 aşağısına inmek, 5.70'lere 5.80'lere doğru 6'lar üzerinden bir geri çekilme yaşandığı anda panik yaşamayacaksanız, ne oluyoruz, ne bitiyor gibi gibi bir takım endişeler içerisine girmeyecekseniz, evet hiçbir şey söylemiyorum. Ama lütfen, ama lütfen, yaşanmakta olan yükselişin her zaman için bir sebep üretilmek kaydıyla, bakınız bir sebep üretilmek kaydıyla, bu kar satışı sebebi olabilir, bir teknik düzeltme sebebi olabilir, gelebilecek olan iyi bir haberin olumlu algılanmasına bağlı olarak olabilir,
yüksek miktarda dolar toplamak isteyen, belki bir ay iki ay sonra çok daha doları yukarı seviye, dolar TL'yi çok daha yukarı seviyelere taşımak isteyen büyük fonların bir baskı yaratmak suretiyle dolarda daha aşağı seviyeleri yaratıp bir psikolojik sorun, bir psikolojik baskı unsuru sonrasında düşük seviyelerden alım yapma gibi bir stratejilerinin kurbanı da olabilirsiniz. Hani diyorsunuz ya, daha düne kadar bu dolar 5.40'ı asla geçmez kardeşim. Merkez Bankası şu kadar kontrat short yapmış. Mümkün değil 5.30'u da geçmez, 5.40'ı da geçmez. Göreceksiniz 4.50'ye geri gelecek, 4.20'ye inecek gibi diyenleriniz yok muydu? Vardı. Bugün bunların hepsinin sesi kesilmiş durumda. Düne kadar 4.20'ler, 4.50'ler, hatta 3.5'ları zikredenler şu anda bakıyorum 10 diyor, 12 diyor, 15 diyor. Yapmayın. Yapmayın. Yani bu kadar da 180 derecelik dönüşler yapmayın arkadaşlar. Bir tutarlılık gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, niçin bu uyarıyı yaptım? Bir şey yükselirken herkes bu konuda yeni yeni hedefler koyar. Düşerken de hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki yeni yeni dip noktalar söylenir. Bir şey olup bittikten sonra tepeyi, zirveyi, dibi söylemenin hiçbir anlamı yok. Zamanında tedbir almak gerekiyor. Onun için ben diyorum ki lütfen önünüzde bir stratejiniz olsun. Kademeli olarak alın, almayı düşünüyorsanız. Satmayı düşünüyorsanız da kademeli olarak satın. Alırken mümkün olabildiğince en uygun seviyelerden almayı kollayın. Satarken de mümkün olabildiği kadar en optimum seviyelerden satmaya çalışın. Borsada veya piyasalarda çok klişeleşmiş bir kural vardır. Herkes alırken sen sat, herkes satıyorken de topla, al. Böyle bir mantık vardır. Bu boş bir mantık değildir arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar, dolar TL ile ilgili olarak içinde bulunduğumuz şartlara ve koşullara ayrıntılı bir şekilde girmeyeceğim. Bunları zaten hafta sonu analizimde aktarmıştım. Şimdi arkadaşlar, gün itibariyle dolar TL ile ilgili olarak perşembe günü itibariyle sizlere pivot seviyeleriyle ilgili vermiş olduğum bilgilerimde 5.72 seviyesinin üzerinde kalınmak şartıyla dolar TL'nin 5.77, 5.80 ve sonrasında da 5.85-5.86'ya kadar devam edebilecek bir atak yaşama ihtimalinden bahsettim. Ve 5.72 seviyesinin mutlak surette korunması gereken bir destek olduğunu vurgulamıştım. Cuma günü arkadaşlar ne oldu? Cuma günü en düşük 5.73 seviyesi görülmek şartıyla 5.72 olarak vermiş olduğum pivot seviyesinin üzerinde bir seyir hakim oldu. Ve sonuç olarak 5.82 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. Bizim arkadaşlar perşembe günü itibariyle 5.77'yi öngörmüştük. Ardından da 5.80 seviyesini öngörmüştük. 5.80'in üzerinde 5.82 seviyesi görüldü ama 5.85'e yaklaşırken bir geri dönüş olmak şartıyla 5.80 üzerinde tutunamayan ama 5.77'nin de korunduğu bir seyre tanık olmuş durumdayız. Şimdi arkadaşlar, son kapanış itibariyle Matrix verileri bize son kapanışın 5.77-41 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Genellikle cuma günleri itibariyle kapanış seviyelerinde bir karışıklık olmakta, ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Bloomberg'de veya Investing'de farklı rakamlar olabiliyor. Önemli değil. 5.77 civarında bir kapanış gerçekleşti. Şimdi değerli arkadaşlar, pazartesi günü itibariyle, bakınız pazartesi günü itibariyle pivot sistemin bizlere vermiş olduğu veri şu. 5.82'ye dikkat et diyor. 5.82'nin üzerine çıkılacak ve bu seviye bir destek konumuna gelecek olur ise 5.87. Eğer ki 5.87 de aşılacak olur ise ki son günlerde, daha doğrusu son dönemlerde 22 Mart tarihi itibariyle 5.84.50 seviyesi en yüksek değer olarak görülmüştü. 5.84.50'nin de aşılması durumunda 5.87 seviyesi ve sonrasında da 5.91 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali var diyor. Ama bu seviyelere ulaşabilmek için öncül koşul, ilk koşul
5.78'in aşağısına gelinmemesi. Ardından 5.82 seviyesi üzerinde, özellikle ama özellikle 5.82 seviyesinin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü 18 civarında, cuma günü saat 18 civarında 5.77'lere 8'lere doğru bir geri çekilme yaşandı. Daha sonra seansın bitmesinden sonra gece 5.80'lere yönelik bir atak oldu ama saat 24'lere yaklaşırken uluslararası piyasaların kapanışında yeniden bir geri çekilme, bir dalgalanma oldu. Dolayısıyla pazar günü akşam itibariyle açılacak olan uluslararası piyasalarda dolar TL'nin biraz daha yüksek seviyeden aşılma ihtimali mümkündür. Zira son günlerde genellikle 24 öncesinde kapanışlar biraz düşük oluyor, pozisyonlar kapatılıyor ama 24'ten sonra biraz daha yukarı eğilim söz konusu olmakta. O halde 5.82 üzerinde bir seyirle yeni haftaya başlayacak olur isek gece 24 itibariyle, pazar akşamı gece 24'ten sonra 5.82'ler civarında ve üzerinde bir seyir ile haftaya başlayacak olur isek pazartesi 5.87 seviyesi ve önümüzdeki günler itibariyle de belki pazartesi de bu durum söz konusu olabilir. Bunu konuda net bir ifade kullanmak mümkün değil. 5.86-5.87 de aşılacak olur ise özellikle seçim belirsizliğinin devamını müteakip olarak 5.91'lere kadar bir yükseliş ihtimali teknik olarak mevcut görünmekte. Zaten arkadaşlar bu Fibonacci çizimimizde de gördüğünüz üzere 38.2'ye denk gelen 5.88 seviyemiz bir Fibonacci direnci konumunda. Bu seviyeye özellikle dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta sizlere aynı grafikle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bu grafiğimden ayrılıyorum ve daha hassas bir çalışma olarak buradaki görmüş olduğunuz biraz daha renkli grafiğime dönmek istiyorum. Arkadaşlar bu grafiğimde uzunca bir zamandan beri sizlere hep aynı grafik ve aynı metotla açıklama yapıyorum. Şurada kırmızı ve beyaz çizgilerin oluşturduğu bir kanalımız vardı. Bu kanalımızın üzerine çıkılması durumunda bu beyaz ve kırmızı çizginin oluşturduğu kanal yüksekliği kadar yeni bir kanalın açılacağını ve bu durumda şuradaki beyaz çizginin önemli bir destek ve yeni açılan kanalımızın üst noktasının ise yeni bir direnç noktası olacağını vurgulamıştım. Zira bu kanalımız sürekli olarak yükselmekte, destek ve direnç adına yükselmekte ve şu anda beyaz çizgimizin alt noktası 5.68 seviyesini göstermekte. O halde dolar TL için 5.68 seviyesi şu anda önemli bir destek konumundadır. Zira yeni girdiğimiz beyaz ve sarı kanalının içinde kalabilmemiz adına önem taşıyor. Bu kanal eğer şu beyaz çizginin aşağısına inecek olur isek bu kez bir anlamda daha önce başladığımız noktaya bir geri dönüş manası taşıyacaktır ki olumsuz senaryoların dolar TL aleyhine gelişebilecek olan olumsuz senaryoların devamı durumunda 5 şuradaki nokta olarak arkadaşlar 5.53 seviyesine kadar 5.54 seviyesine kadar bir geri çekilme riski oluşabilecektir. Bakınız böyle bir riskin oluşabileceğini ifade ediyorum. Ne zaman ki 5.68'in aşağısına gelinir ve 5.68 seviyesi bir direnç haline gelir. Bir başka ifadeyle şu beyaz ve kırmızı çizginin sınırlamış olduğu kanalın içerisine geri dönecek olur isek işte bu durumda 5.54 seviyesi bir ihtimal ve risk konusu haline gelebilir dolar TL'de yükseliş bekleyenler için. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz kanal, bu kanaldan çıktık, beyaz ve sarı kanalın içerisine girdik ve üst bandımız neyi göstermekte? 5.83.55 seviyesini göstermekte. Biz nereye kadar yükseldik? 5.82.41 seviyesine kadar yükseldik. O halde pazartesi günü itibariyle takip etmemiz gereken en önemli direnç 5.83.50'lere kadar bir yükseliş olabilir. Eğer ki bu yükselişin ardından bir geri dönüş olmuyor, bu sarı çizgi bir direnç konumuna, bir direnç etkisini yaratmıyor ise, burası eğer aşılacak olur ise bu durumda arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz en son görülen yüksek nokta olan 5.84.50'nin oluşturduğu bir ara kanal direnci olarak
Burada 5.95-71 seviyesi ve şuradaki kanalın yüksekliği kadar yeni açılan kanalın üst bandı olarak 5.99 seviyesi gündeme gelebiliyor. Yani arkadaşlar, kısa ve pratik bir ifadeyle şayet 5.83-5.84 üzerine çıkılır, burası bir destek olarak algılanır ise son veriler itibariyle 5.96 aralığı, 5.90 ve 6.00 seviyesi aralığı yeni bir kanal bölgesi olarak, yeni bir kanal direnci olarak, yeni bir direnç bölgesi olarak dikkat edilmesi gereken bir seviyedir. 6 seviyesine yaklaşımlara da özellikle dikkat etmek gerekiyor. 6 seviyesi psikolojik de etkisi olan bir seviyedir değerli dostlar. Belki 6 seviyesine yaklaşırken nasıl o nasıl olursa olsun bu seviye de aşılacak. 6.20'ler, 40'lar, 50'ler, 7'lere gidiyoruz algısından istifade etmek isteyen yüklü miktarda pozisyon taşıyanlar, 6 seviyesinin aşılacağına inanmış olanların belki de 5.95-95'lerdeki hareketliliği bir fırsat bilip alım iştahı ile hareket edenlere satış yapmayı düşünecekler. Yani siz altının açılmasını bekliyorsunuz. Böylesine iştahlı alıcı bulmuşken satış yapma niyetinde olanların satışları gündeme gelebilir. Belki de değerli dostlar, 6 seviyesinin aşılmasını sağlamak kaydıyla 6 seviyesi de aşıldı. 6.5'lar, 7'ler, 8'ler artık 2-3 güne kadar net ve kesin olarak gelecektir beklentisini ve havasını yaratmak isteyebileceklerdir. Ama lütfen şunu unutmayınız. Bilmiyorum 6 seviyesinin üzeri 1-2 gün içerisinde görülür mü görülmez mi? 6 seviyesi aşılmadan bir geri dönüş, bir kar satışı olur mu olmaz mı? Bunları net olarak bilmek mümkün değil. O andaki psikoloji, o andaki piyasa ve o andaki haber trafiği çok önemli olacaktır. Ama bu seviyeleri sizlere ifade etmemdeki neden şu. 6 seviyesine yaklaşırken muhakkak 6 seviyesi de aşılıp da 6.5'lara 7'lere gidecektir gibi kesin bir inanç içerisinde olmayınız. Gözünüzü ekrandan ayırmayınız. Stratejiniz mutlaka belli olmalı. Gerekiyor ise 6 direncinde bir zorlanma gördüğünüz anda tedbir alınız. Eğer aşıyor, eğer geçiliyor 6 seviyesi de anlamlı bir süre, en azından 240 dakika, en azından bir gün, iki gün gibi daha da temkinli olabilmeniz adına 6 seviyesinin aşağısına gelmeyen bir seyre hakim görüyorsanız piyasayı, bu durumda yeni kararlar alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, benim sizlere bu seviyeleri ifade etmemde, bu kritik noktaların üzerinde hassasiyetle durmamdaki sebep, yine yüksek bir noktada maliyetlenip de olası bir, bakınız olası bir diyorum, geri çekilmede, şu seviyeden aldım ama %5 zarardayım, şu seviyeden aldım ama %7, %8 zarara girdim, keşke almaz olaydım, keşke bu sürüye, bu trene binmeyeydim gibi düşünceler ve serzenişler içerisinde olmayasınız diye. Yoksa eğer ki uzun vadeli bir bakış açınız var ise, hiçbir şekilde alıp da geriye dönüp bakmayacaksanız, atıyorum 6 ay, 8 ay, 1 sene, 2 sene gibi bir süreç sonrasını dikkate almak kaydıyla bir alım yaptıysanız, bana göre bu seviyelerden alım yapmak yine doğru değildir, yüksek bir seviyedir, ayrı bir konu ama böyle bir düşünceyle hareket ediyorsanız yaşanabilecek olan birkaç günlük, 3 gün, 5 gün sonrasındaki düzeltmeler, kar satışları, gelecek olan iyi haberler, ekonomi ne kadar bozuk olursa olsun şu veya bu psikolojik etkenle oluşabilecek olan geri çekilmelerde eğer üzülmeyeceksiniz, pişmanlık duymayacaksanız sizler bu noktayı bu kriterler dahilinde değerlendirmek kaydıyla yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Evet, dolar TL'deki yukarı eğilim devam etmekte, trend devam etmekte ama bu demek değildir ki 6'lardan veya 6.20'lerden bilmiyorum veya 5.90'lardan bir geri dönüş olup da 5.60'lara kadar bir gerileme olmayacağının, böyle bir düzeltme hareketinin yaşanmayacağının hiç ama hiçbir garantisi yok. Kimse de bunun garantisini veremez. Kimse de şunu diyemez ki dolarda yön yukarıdır
ve asla geri çekilmeksizin sürekli olarak her gün 3-5 yukarı gidecektir. Böyle bir ifadeyi kimsenin kullanmasına ben anlam vermiyorum arkadaşlar. Gelelim bir başka noktaya. Eğer ki arkadaşlar, diyorum ki sizlere, dolar için çok farklı bedeller, çok farklı rakamlar biçilmekte. Neredeyse açık artırma konusu oldu, iddia konusu oldu. 10 olacak, 12 olacak, 20 olacak gibi. Böyle afaki konuşmalar yerine bilimin kabul etmiş olduğu, borsa biliminin veya teknik analiz biliminin kabul etmiş olduğu bir kriterden yola çıkarak belli kriz seviyeler aşılır ise nerelere kadar yükseliş olabilir şeklinde bir kriter kullanalım. Fibonacci dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Bu matematik dahisi olarak tanınan bir kişinin yaratmış olduğu bir formüldür. Altın oranlar formülü olarak bilinir ve tabiatta her şeyin mutlaka birbiriyle belli oransal ilişkiler içerisinde olduğunu tespit etmiş olan bir alimdir ve borsa ilminde de kullanılır. Benim de yoğun olarak kullandığım ve çok ciddi faydalarını gördüğüm bir analizdir. Şimdi değerli arkadaşlar, bu grafiği zaten çoklukla görüyorsunuz bende. Sizlere 5.06 aşağısını beklemiyorum. Aylardır bu ifadeyi kullanmış olmama sebep teşkil eden, bu düşüncemin ve analizimin menşeini teşkil eden grafik budur. Gördüğünüz gibi 5.06 seviyesi, yani şu seviye benim için çok önemli bir noktaydı ve bu seviyenin aşağısı görülmedi. %50 noktası olan arkadaşlar 5.47'nin aşılması durumunda 5.60-70'lere doğru bir hareketliliğin olabileceğini sürekli vurgulamıştım. Nitekim 5.47'nin üzerine veya psikolojik nokta olarak 5.50'nin üzerine çıkılmakla gördüğünüz gibi şuradaki 38.2'ye denk gelen 5.88'e doğru bir hareketlilik yaşandı. Şu anda arkadaşlar bu kritere göre 5.88 seviyesindeki Fibonacci direncinin etkisi altındayız. Eğer ki bu direnç aşılır, 5.88 veya 5.90 seviyesi net bir destek haline gelirse, bir başka ifadeyle 5.96 aralığı net bir destek haline gelir ise bu durumda takip edeceğimiz Fibonacci direnç noktamız 23.6'ya denk gelen 6.40 seviyesidir. Ancak Fibonacci kriterleri kısa vadeli 3 gün 5 gün sonra ne olacağını veya olmayacağını öngören bir kriter değildir. Ana destek ve ana direnç noktalarını daha kalın çizgilerle belirlenmiş destek ve direnç noktalarını hesaplayan önemli bir kriterdir. Arkadaşlar bazen duyuyorum. İşte efendim kafanıza göre çiziyorsunuz, kafanıza göre bir şekil yaratıyorsunuz. İşte düşüncelerinize ve fikirlerinize uyum sağlayacak noktalara göre çizgilerinizi getiriyorsunuz. İşte teknik analiz diyorsunuz adına şudur budur şeklinde yorumlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde konuşan insanlara çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Cahille cühelayla tartışmaya girecek kadar ben de cahil olmak istemiyorum ama her bir çizimin kendine göre bir ölçüsü, kendine göre bir kriteri vardır. Ve şunu bilmenizi özellikle rica ediyorum. Nereden o çizimi başlatacağınızı ve yapmış olduğunuz çizimin nasıl yorumlayacağını bilmezseniz, evet dilin kemiği yoktur, her şey konuşulur, çizginin de ucu bucağı yoktur, her yerden her yere çizebilirsiniz. Şu anda aklıma gelen bir fıkra, çok kısa bir fıkra mı diyeyim, yaşanmış bir olay mı diyeyim bilmiyorum ama X bir tarihte Almanya'da büyük bir fabrikanın çok önemli bir makinesi bozulmuş. Bekleyen siparişler var, acilen yetiştirilmesi gereken siparişler vesaire. Hangi usta, hangi servis, hangi uzman getirilirse getirilsin maalesef ki o makinenin çalıştırılması ve bekleyen siparişlerin, üretimin devamı bir türlü sağlanamamış. Ve en sonunda yaşlı bir usta, yaşlı bir tamirci bulunmuş bir ümit, bir medet kaynağı olarak. Demişler ki yapsa yapsa bu usta yapabilir, bir de bunu deneyelim. Usta gelir, makinenin etrafında şöyle bir dolaşır, sağına bakar, soluna bakar. Ondan sonra der ki bana bir çekiç getirin ve kendisine bir çekiç getirirler. Hayretler içerisinde bakarak bu adam koca makineyi bir tek çekiçle nasıl yapabilecek, nasıl tamir edebilecek diye. Güvensiz bakışlar ve adam makinenin belli bir noktasını ölçer biçer ve oraya tık diye bir tane çekiciyle vurur. Ve makine o anda çalışmaya başlar. Herkes şaşkındır. Nasıl oldu da bu adamın bir çekiç darbesiyle bu makine çalışabildi diye.
Ve fabrika sahibi der ki borcum ne kadar sayın usta? Yaşlı adam der ki 1.000 dolar borcum var. Fabrika sahibi enteresan ve hayretler içerisinde. Yahu bir çekiç vurdun karşılığında 1.000 dolar istiyorsun. Bana ayrıntılı bir fatura düzenleyeceksin. Sen niçin 1.000 dolar istiyorsun? Bunun detaylarını bilmek istiyorum der. Yaşlı adam faturayı düzenler. Der ki 1 dolar çekicin bedeli. Ama 999 dolar ise bu çekici nereye vuracağının bedelidir der. Arkadaşlar işte tecrübe budur. Neyi nereden çizeceğinizi, hangi adımı, hangi noktayı, hangi çizimi nereden başlatacağınızı bilirseniz işte o durumda başarılı olursunuz. Şimdi sevgili dostlar, bu açıklamayı yapmamdaki sebep şu. Şu anda ben şu görmüş olduğunuz çizimi önümüzdeki tarihlere yönelik olarak nerelere kadar bir yükseliş ihtimalinin olduğunu teknik, bakınız Fibonacci tekniği itibariyle sizlere sunmak bakımından bu çizimi farklı bir boyuta getireceğim. Konuya hakim olan arkadaşlarım tabii ki bu konuda malumatları vardır. Ben onlara bu konuyla ilgili ayrıntı vermiyorum ama bilmeyenler için özellikle bu çizimi bu hale getirdim. Bakınız arkadaşlar, daha önce şu noktada sonlandırmış olduğum çizim için bu çizimin bu noktasını bir ara referans noktası haline getirdim. Bu noktayı esas kabul ettim. Ve bu noktayı esas kabul ettikten sonra çizimimi devam ettirdim. Daha yukarıya da gitmedim, daha aşağıda da durmadım. Şimdi değerli dostlar, buradan size şunu söyleyebiliyorum. %23,6 Fibonacci çizgisini bu seviyeye getirdim. Yani 8,04 seviyesine getirdim. Bunun anlamı şu. Şayet 7,20'nin üzerine çıkılır ise nereye kadar bu yükseliş devam edebilir sorusuna atarak tutarak 10 olur, 20 olur, 15 olur gibi demektense bütün dünya matematik ilminin ve de borsa ilminin kabul etmiş olduğu bir kriterin hesap etmiş olduğu bir seviyeyi konuşmak biraz daha ele avuca gelir bir nedenimizin ve somut bir gereklerimizin olduğu anlamına gelecektir. İşte diyor ki 7.20 geçilirse 8.05 seviyesine dikkat et diyor. 7.80 demiyor. 7.70 demiyor. Bakınız 8.05 diyor. 8.05'e kadar geleceğinin %100 garantisi var mı? Elbette ki yok. Ama atıp tutmaktan çok daha mantıklı, somut bir bilimsel gerekçemiz var. Diyor ki 8.05. O halde 7.20'nin aşılması durumunda 8 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. 7.20 aşıldı diye arkamıza yaslanıp da 10-12 olacak diye beklemektense 8 seviyesine yaklaşırken ne oluyor ne bitiyor. Buradan bir geri dönüş olabilir ihtimalini ve riskini dikkate alarak hareket etmekte yarar bulunuyor. Şayet burası da aşılacak olursa, yani 8.04-8.05 noktası da aşılacak olur ise bu durumda hangi seviyeye dikkat etmem gerektiğini yine bana söylüyor. Diyor ki bu durumda ise 9.37 seviyesine dikkat et. 8.05 destek yapılır ise bu durumda 8.80 demiyor. 8.50 demiyor. 9.37 seviyesini öngörmüş durumda. Tabii ki sizler karım yeterlidir dersiniz. 8.80'de, 9.20'de vesaire. Farklı seviyelerden satış yapmayı düşünebilirsiniz. Alım yapmayı düşünebilirsiniz. Bunlar ayrı konular. Ama elimizde somut ve bilimsel bir kritere dayalı olarak görüş bildirmemiz gerekiyor ise işte arkadaşlar bu kriter diyor ki 7.20 aşılır ise 8.05, 8.05'te aşılır ise 9.40. Ama bunun ne zaman aşılacağının yanıtını vermiyor. Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında şu olacak, bu olacak şeklinde bir yanıt vermiyor. Böyle bir analiz yöntemi yok zaten. Gün, saat, tarih vererek şu enstrüman şu gün ve şu saat bu olacak şeklinde bir yöntem yok. Eğer böyle bir yöntem icat edileydi zaten kimse ne fabrika kurardı, ne çok büyük araziler alıp tarım yapardı, ticaret yapardı. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Günü saati belli. Paranı bugünden bağla. O gün o saat gelince o parayı net olarak alacağından emin isen eğer ne diye işçiyle, vergiyle, onunla, bununla, şununla uğraşıyorsun? Öyle değil mi? Evet arkadaşlar, durum bu. Önümüzdeki hafta için arkadaşlar pivot seviyesi olarak 5.74-5.75 seviyesi önemli bir kritik nokta olarak karşımızda bulunuyor.
5.75 seviyesinin üzerinde kalındıkça, bu seviye bir destek konumuna getirilebildikçe yükselebilecek olan ulaşabileceğimiz seviye 5.87-40 seviyesi olarak görülmekte ilk etapta. Şayet 5.87'nin de üzerine çıkılır. Az önce de 5.88 seviyesini görmüştük bir diğer analizimizde. Genel anlamda 5.85 diyelim isterseniz. 5.85 üzerinde bir net seyir olur. Bu seviye bir destek konumuna gelir ise bu durumda önümüzdeki hafta takip edilmesi gereken kriterler olarak 5.95 seviyesi önemli bir pivot noktası, pivot direnci olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye yaklaşımlarda dikkatli olmak gerekiyor. Şayet 5.95'in de üzerine çıkılacak bu seviye bir destek konumuna gelecek olur ise 6 ile 6.10 aralığı bir önemli direnç bölgesi olarak karşımızda bulunuyor. Ama her halükarda şunu ifade etmek ve belirtmek istiyorum ki çok olağanüstü bir neden olmamak şartıyla çok büyük bir uluslararası kur saldırısı, S-400, F-35, F-16 konularıyla ilgili çok ama çok bildiklerimizin dışında veya şu anki gelişmelerin çok ama çok ötesinde bir tablo söz konusu olmayacak ise altı seviyelerine yaklaşımlara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bu seviyeleri, bu rakamları lütfen bir köşeye not ediniz ve dalgalanmaların, sert hareketlenmelerin olduğu şu son günlerde ve özellikle seçimle alakalı olarak, seçim sonucu ve İstanbul seçimleriyle ilgili olarak karar aşamasında olduğumuz her an farklı farklı sözlerin, kararların, itirazların söz konusu olduğu günlerde siyasi söylemlerinde piyasaları çok yakından etkilediğini asla unutmayınız. Bu nedenle de arkadaşlar lütfen anlık ve ani kararlardan uzak durmak kaydıyla pozisyonlarınızı değerlendiriniz. Efendim çok iyi bir hafta diliyorum. Umuyorum ki beklentileriniz dahilinde bir hafta yaşansın. Karlı ve kazançlı bir şekilde önümüzdeki haftanın bu günlerinde, bu saatlerinde tekrar birlikte olabilirim. Hoşça kalınız, sevgiler.